Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. Yeni bir gün ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Bugün 12 Mayıs Perşembe ve bugün stüdyomuzda Mehmet Gerz var. Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Bey hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Uzunca bir aradan sonra biz de böyle ara ara konuklarımızı artık stüdyoda da ağırlamaya başladık. Evet, özlemişiz değil mi? Evet. Aynı stüdyoda yayın yapmayı. Kesinlikle. Dışarıda da otoparkta bir kalabalık. Öyle demek mi? Ki pandemi aşıldı, hayat normale döndü diye hissediyoruz, tabii görüyoruz. Tam sabah trafiği, servislerin evet. Giriş çıkış yaptığı bir saate de denk geldi. Tabii bir parça normalleşmeyle birlikte hayatımızda hani her şeyde onun yansımaya başladığını görüyoruz. Ekonomiyi, piyasaları konuşacağız. Ankara'dan istihbarat şefimiz Ahmet Ergen de bize eşlik ediyor. Her sabah bu saatlerde olduğu gibi ona da günaydın, hoş geldin yayına diyelim. Ve gündemin satır başlarını izninizle şöyle kısacık bir hatırlatarak başlayalım her sabah yaptığımız gibi. Küresel borsalarda satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Özellikle kripto paralarda adeta bir deprem yaşandı. Sabit coin Terra çok sert düştü. Bitcoin bu hafta ikinci kez 30 bin doların altına indi. Amerika'da enflasyon Nisan'da yıllık %8,3, 40 yılın zirvesine yakın. Amerikan Başkanı Biden enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu söylüyor. Fed'den daha hızlı adımlar gelebilir endişesiyle borsalarında satışa döndüğünü görüyoruz. Bu arada içeride dolar TL 15.40'a yaklaştı. Borsada %1,45'lik bir düşüş vardı. Merkez Bankası'nın para ve banka istatistikleri de açıklandı dün. Yabancılar 29 Nisan haftası 110 milyon dolarlık hisse satmış. Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde altın dahil 106,9 milyar dolara bir gerileme var. Tabii net rezervlere baktığımızda eksi 50'ye yakın bir rakam da ortaya çıkıyor. Bu arada bugün Dünya Gazetesi'nde ekonomist Haluk Brümcekçi'nin değerlendirmeleri var. Rezervin ilk çeyrekte 24,3 milyar doları eksik şeklinde. İnşaat maliyetlerinde rekor artış var. Mart'ta %101 arttı. Malzeme fiyat endeksi %128 artış göstermiş. Bugün Hazine Bakanı sektörlerle bir enflasyon toplantısı yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın amacımız fiyat artışlarını kontrol altına almak açıklaması dün dikkat çekiciydi. Bu arada dün hazine nakit dengesi de belli oldu. Nisan'da 43,7 milyar liralık bir açık var. Nisan'a kadar olan 4 aylık dönemde de 66 milyar lirayı aşan bir açık söz konusu. Geçen yıl aynı dönemde 2 milyar liraydı sadece açık. Savaşın 78. günündeyiz. Harkov'da 4 kasaba Rus güçlerden geri alındı. Yaptırımlar ve özellikle Avrupa ile enerji konusu Rusya arasında gündemin odağında. Amerika'dan F-16 satışı için yeni bir adım var. Kongre'den F-16'lar için silah ve teçhizat satışına onay istendi. Bu arada McDonald's Türkiye 54,5 milyon dolara Katar'a satıldı. Ve bir iki haberi de gazetelerden ve bizde öne çıkan başlıklardan aktaralım. Kozmetikte taksitle satış talebi var. Fiyatlar yükseldiği için sektör bunun olumsuz etkilediğini satışları söylüyor ve bir taksit imkanı isteniyor. TÜRSAP'tan Bağlı Kaya'nın açıklamalarına göre iki kişinin bir haftalık tatil maliyeti 20-25 bin lira düzeyinde ve Dünya Gazetesi'ndeki yine habere göre maliyetlerle sıkışan piyasa bazı vergilerde düşüş bekliyor. Kabaca öne çıkan başlıklar bu şekilde. Biz bu sabah Mehmet Gerz'le birlikteyiz stüdyomuzda. Mehmet Bey, tabii piyasaların gündemi, reel sektörün gündemi ve sokağın, vatandaşın gündeminin zaman zaman ayrıştığı bir süreçten de geçiyoruz. Ama bugünlerde hep maliyet artışları, fiyat artışları baskın konu. Dünyada enflasyonu konuşuyor, bizde. Ama tabii oranlar çok farklı. Yani bizde %70'i aşan bir enflasyondan söz ediyoruz. Amerika'da sadece %8 gibi bir enflasyon. Yani baktığınızda hem dünyadaki resim hem Türkiye'deki ayrışan tablo ne anlatıyor size, ne görüyorsunuz baktığınızda? Ya enflasyon bütün dünyanın belirleyici gündemi haline geldi. Fed'in faiz artışına başlamasıyla dünyada dolar likiditesinin azalacağı bir uzunca bir döneme giriyor olabiliriz. Bundan dolayı işte kripto paralar ciddi çökmeye başladı. İşte borçlanma maliyetlerine bakıyoruz. Ben mesela dün Türk Hazine Eurobondlarına baktım. Şaşırdım çünkü 2 yıllık kağıdın faizi %7,5'u geçmiş. 10 yıllık Eurobond'un faizi %9,5. Yani bunlar dolar bazında borçlanma maliyetlerinin, tabii ülke riski de var, Türkiye'nin kendine has durumu da var, çok ciddi şekilde yukarı gittiğini gösteriyor. Para birimlerinde değer kaybı var. Yani Türk lirası, yani TL dolar kuru artık ben yönetilen bir kur olduğunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Yönetildiğini düşünüyorum çünkü. Yani kamu müdahalesi mi oluyor dolara? Muhtemelen çünkü
diğer para birimlerinde ciddi kayıplar başladı. Diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinde. TL ise biz daha önceden çok değer kaybettiğimiz için geçtiğimiz 2-3 senede şimdi burada artık buralarda kuru tutmaya yönelik bir çaba var. Neden? Çünkü geçtiğimiz 2-3 sene yaşadığımız devalüasyon, onun akabinde ters tepen bir para politikası nedeniyle enflasyonun neredeyse kontrolden çıktığını biz yaşadık. Bütün dünyadan önce yaşadık bunu. Enflasyon kontrolden çıkmakta olduğu için Türkiye'de döviz kurlarında bir yukarı sıçrama daha olursa bu sefer enflasyon gerçekten 3 haneye doğru gidecek ve geri çevirmesi çok uzun yıllar alacak. Dolayısıyla döviz dünyada ne olduğundan bağımsız Türkiye ekonomi yönetimi döviz kurunu tutmaya çalışıyor. Bu çabayı da bugünlerde özellikle görüyoruz. Tabii kritik 15 lira seviyesi de aşıldı aslında bu hafta baktığımızda. Aslında yani 4,5 aydır aşılamayan böyle bir kritik sınır. Bazı sınırların da psikolojik etkileri oluyor. Yani o çerçevede soruyorum. Yani onlar çok kontrollü bir şekilde gittiğini görüyoruz. Bu Fed 50 bas puan arttırınca dünyada kurlarda bir yükseliş oldu. Dolar değer kazandı. Türk lirasının da artık ısrarla 15'in altında tutulması çok manidar olacaktı. Dolayısıyla kontrollü bir şekilde yukarı doğru bırakıldı ama hala çok kontrollü olduğunu ben görüyorum. Tabii bunun nasıl bir maliyetle yapılıyor, nasıl bir politikayla yapılıyor, bu konuda bir şeffaflık eksikliği var. İşte sabah paylaştığın haber. Evet, Dünya Gazetesi'nde de yer aldı haber. Haluk Bürümcekçi bir hesap yapmış. Rezervlerde ilk çeyrekte 24,3 milyar dolar eksik diyor. Yani ben makro rakamları o kadar yakın takip etmiyorum. Çünkü ben para politikasının artık eskiden Merkez Bankası yayınlarını, araştırmalarını çok yakından okurdum. Ama bir süredir açıkçası o kadar önem vermiyorum. Sonuca bakıyorum. Çünkü iktisat biliminin aksine bir para politikası uygulanıyor. Sonuçları da negatif. Enflasyon bırakın düşmeyi. Çok daha fazla yükseldi. Ha böyle olunca bununla ilgili bir rasyonel bir değerlendirme yapıp bu politika işe yaramıyor. Tekrar normal politikalara dönmek lazım diye bir açıklama da görmüyoruz. Onu görmeyince Merkez Bankası'nın detayda ne söylediğinin de çok fazla bir önemi kalmıyor açıkçası. Devam edeceğiz. Ankara'ya da bir dönelim çünkü bugün ekonomide izleyeceğimiz önemli bir başlık. Hazine Bakanı Nebati sektörlerin yetkilileriyle buluşacak. Hangi sektörlerle ne konuşulacak, ne bekleniyor? Ahmet Ergen ayrıntıları aktaracak. Ahmet. Erfu saat 12 itibariyle başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin sektörlerle buluşması. Ucu açık gruplar halinde bir görüşmeler dizisi olacak, öyle söyleyelim. Başta gıda, beyaz eşya, mobilya ve yapı malzemeleri sektörleri var. Ama sonrasında söylediğimiz gibi bir dizi halinde devam edecek bu görüşmelerle toplamda 30'a yakın sektör temsilcisiyle Bakan Nebati'nin bir araya geleceği bir toplantılar serisi olacak. Şimdi gündemin en önemli başlığı enflasyonla mücadele süreci ve bu süreçte atılacak adımlara sektörlerden gelecek destek hazinenin, maliyenin çalışmalarına sektörlerin katkı anlamındaki beklentilerini Bakan Nebati anlatacak iş dünyasından temsilcilere. Ama onları da dinleyecek elbette. Gelecek talepleri çerçevesinde atılacak yeni idari yasal düzenleme adımlarının da şekilleneceği bir toplantı serisi olacak. Enflasyonla mücadelede birlikten berekete başlığıyla bir program başlatılmıştı ve buna yönelik ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de geçtiğimiz dönemde açıklamıştı. O açıklamalar çerçevesinde hatırlarsak baktığımızda bir fahiş fiyat uygulamalarına yönelik şikayetlerin, başvuruların alınacağı bir mekanizma kurulmuştu. Dün Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin yaptığı bilgilendirmeye göre Bakan Nebati bu fahiş fiyat yönündeki başvurular sonrasında ortaya çıkan sonuçların sektör temsilcileriyle paylaşılacağı yönünde bir bilgilendirme yapıldı. Yani bu konuda sürdürülen çalışmalarda ulaşılan sonuçları Bakan Nebati sektör temsilcilerine aktaracak. Yine aynı şekilde özellikle
3000'e yakın personelle Maliye Bakanlığı'nın Ticaret Bakanlığı'ndan ayrı yürüttüğü denetimler vardı sahada. Yine birçok sektörün özellikle incelendiği denetimler dizisiydi bu. Bu denetimlerde ulaşılan sonuçları da Bakan Nebati iş dünyasının temsilcilerine aktaracak. Son dönemde yaşanan fiyat hareketleri kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek ve yine bakanlık yetkililerinden edindiğimiz bilgi, Bakan Nebati enflasyonla mücadele konusunda sektör temsilcilerinden destek talep edecek. Bu içerikte, bu yönde bir toplantılar serisi olacak. Tabii şimdi Bakan Nebati bu yürütülen çalışmaların sonuçlarını aktarıp enflasyonla mücadele için destek çağrısında bulunacak ama sektörlerin de talepleri var. Başta vergi olmak üzere birçok alanda yeni adım atılması yönünde sektörlerden gelen talep var. Salgın pandemiyle başlayan süreçte özellikle mali yapılarda oluşan erozyonun telafi edilmesi, devam eden süreçte kurdaki artışın etkileri, Ukrayna-Rusya çatışmaları sonrasında başlayan yeni sürecin etkileriyle birlikte özellikle yatırım iştahını yeniden artıracak adımlar atılması yönünde talepler var. Söylediğimiz gibi vergi başta olmak üzere bu yönde idari düzenlemeler, yasal düzenlemeler yapılması talepleri var. Hepsi değerlendirilecek. Toplantılar sonrasında Bakan Nebati'nin bir açıklamayla gelinen noktayı, varılan uzlaşma noktaları olursa bunları açıklamasını bekliyoruz Berfin. Ankara İstihbarat Şefimiz Ahmet Ergen bize ayrıntıları aktaracak. Tabii bu tarz sektörlerle buluşmalar ve işte bunların yansımaları piyasalar tarafında da yakından izleniyor herhalde, değil mi Mehmet Bey? Yani bir reel sektörle bir buluşma var. Fiyat artışlarının önüne geçmek için atılan adımlar ve yansımaları nasıl görülüyor piyasalarda? Ya bu çabaları ben iyi niyetli olmakla birlikte sonuç, genel sonuçlar almakta cılız kalacağını düşünüyorum. Çünkü asıl sorunun izlenen para politikası olduğunun bir bilimsel bir şekilde tespit edilip ifade edilmesi gerekiyor. Yoksa şimdi biraz önce inşaat maliyetlerini verdiniz ki bence çok herkesi ilgilendiren bir konu orada. Ama detayda orada çok gizli bir önemli bir bilgi de var. Sabah o yüzden ben de Dünya Gazetesi'nde görünce hemen çekip paylaşmıştım seninle. İşte inşaat maliyetleri %100 artmış son bir senede. Malzeme fiyat endeksi %128. Ha, malzeme %120'nin üzerinde, işçilik %40. Şimdi işçilik %40 artıyor, malzeme %120 artıyor. Onun 3 katı. Genelde de %100'lük bir artış var bu inşaatta son bir yıl. Şimdi demek ki malzeme fiyatları çok daha fazla artıyor. İşçilik o kadar, onun 1/3 kadar artıyor. Yani bunu bütün genele yorumlarsak işçilik sonuçta gelir. Kişilerin, şahısların kazandığı hane halkı geliri. Demek ki hane halkı geliri maliyetlerin çok altında kalıyor. Yani inşaat özelinde konuşursak 1/3 kadar bir artış var. Satın alma gücünde müthiş bir aşınma var. Yani Türkiye'nin şu anda son 1-2 senedir yaşadığı, önümüzdeki yıllarda da 3-5 sene sürecek bence bu mücadele. Yaşayacağı sorun bu. Enflasyon, maliyetler çok ciddi şekilde arttı. Gelirleri bu kadar arttırabilecek miyiz? Kim arttırabilecek? Çok ciddi bir sorun var. Burada da yani bütün ülke çapında bu kadar büyük bir problem yaşanırken para politikasında hala şunu söylenmesi bence gerçeğin kabullenilmemesi, inkarı anlamına geliyor. Yurt dışından kaynaklanıyor. Dünyada enflasyon var. Evet, o da var ama Türkiye'nin enflasyonunun bence çok büyük bir kısmı para politikasından kaynaklanıyor. Bunu biz açık bir şekilde öfkelenmeden, sinirlenmeden sürekli ifade etmemiz gerekiyor ki bu mesaj yerine varsın. Yani sektörlerle yapılan yeterince zam yapmayın, fiyatları aşağı çekin gibi söylemler bence biraz politik söylem olarak kalıyor. Biraz sonuçla uğraşmak gibi oluyor, değil mi? Biraz nedenine de. Zaten evet, biraz o sonuç ortaya çıkmış. Zaten bundan sonra enflasyonu azaltmak diyelim ki %70 şu anda. TÜFE endeksli kağıtlara bakarak ben piyasanın ne beklediğine dair bir çıkarım yapıyorum. Piyasa önümüzdeki 2 sene boyunca enflasyonu yılda %38 civarında bekliyor. %40 civarında. Ama bir sene değil, 2 sene. Yani ilk sene biraz daha yüksek olup ikinci sene daha düşük olabilir. 2 senenin yıllık ortalaması %38. Enflasyon 70'den diyelim ki 40 seviyelerine inse bile
fiyatların artış hızı azalıyor. Evet, yani hayat pahalılığı devam ediyor. Fiyatlar artmaya devam ediyor ama sadece eskisi kadar hızlı artmıyor. Yani enflasyon düşmeye başlasa tamam güzel diyeceğiz ama fiyat seviyeleri yükselmeye devam edecek. Gelirler bununla ayak uydurabilecek mi? Ülkenin önümüzdeki birkaç sene yaşayacağı çok ciddi bir problem bu. Yani sadece dolar bazında milli gelirin ne kadar azaldığına bakıyoruz ama TL bazında da kişilerin satın alma gücü, işte tasarruf edebilecek mi? Bir sürü boyutu var bunun. Mesela borsaya getirirsem lafı, ben yabancı payının ne kadar azaldığına baktım. Sene başından beri hala azalıyor. Yani bu azalışa ben inanamıyorum. Şöyle ifade edeyim. Ya 29 Nisan haftasında yine satış yapmış yabancılar. Sene başında %40, şu anda %35. Yani %5 puan azalış var. Yabancının sattığını da yerli alıyor. Sonuçta bu yerli tasarrufların devreye girmesi anlamına geliyor. Borsada yükselmeye çalışıyor ama çok da fazla yükselemiyor. Sene başından beri %32 prim yapmış. Yine de iyi. Aslında yani, tabii dünya ile kıyasladığımızda. Tabii dünya mesela Hindistan %9 ekside. Amerika S&P %17 ekside. Nasdaq %27 ekside. Yani bir pozitif ayrışması var borsanın. Bunun sebebi enflasyon mu? Tabii enflasyona ayak uydurmaya çalışıyor hisse senetleri. Nasıl ki gayrimenkul son 1,5 senede beni bile hayrete düşürecek kadar enflasyonu yendi. Enflasyona ayak uydurdu. Borsa şimdi son bir yıla bakacağım borsa için. Yani gayrimenkulle enflasyonla yarışabilir mi diye baktım. Son bir yıllık borsanın primi %70. Enflasyon da %70 zaten. Evet. Demek ki son bir yılda borsa hisse senetleri enflasyonla başa baş gitmeye başladı. Bu %70 primin %35'i de bu sene başından beri oluştu. Gayrimenkulden örnek alırsak gayrimenkul yatırım aracı olarak enflasyona karşı bir önemli bir mücadele verdi. Hatta enflasyonun da önüne geçtiğini görüyoruz son 3-6 ayda. Borsanın da bu sene benzer bir süreci yaşadığını görüyoruz. Hatta bir rakam olarak ifade edeyim. Ata Yatırım Araştırma Bölümü 3000 borsa hedefiyle çalışıyordu. Son yaptıkları revizyonlarla bunu 4400'e çıkarttılar. Ne zaman için bu hedef? Önümüzdeki 12 ay zarfında borsanın 4400'e kadar çıkma potansiyeli olduğunu rakamlarla, şirket karlarıyla, değerlemelerle ortaya koymuştur. Bu yabancının geleceği varsayılarak ortaya koyan bir hedef mi? Yok, hiçbir şey varsaymıyor. Sadece şirket karları temel analize dayalı. Ya şirketler bu karları ediyorlarsa, böyle de bir enflasyon varsa borsanın 4400'e doğru gitmesi gerekir gibi bir varsayım ortaya koydular. Yani çok büyük bir potansiyel görüyorsunuz borsada o zaman. Evet, biz bunu yatırımcı olarak da Ata Portföy tarafında varlık dağılımımızda şöyle ifade ediyoruz. 100 liranız varsa 35 lirasını şu an hisse senedinde değerlendirin diyoruz. Kalana nasıl değerlendirin diyorsanız bu varlık dağılımını benim finansal okuryazarlık adına her zaman bahsetmek gerek. %35 hisse senedi. %20 Eurobond, çünkü Eurobond'da da faizler biraz önce ifade ettim. 2 yıllık Eurobond'un faizi dolar bazında %7,5. Bu çok önemli bir getiri potansiyeli dolar bazında. %30 da global tematik fonları aloke ediyoruz. Yani son yıllarda çıkmış çok fazla fon var Türkiye'de. Teknolojisi, sağlık, seyahat, evet. Tarım gıda, ki tarım gıda da bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra daha da önemli bir tema olmaya başladı. Paranızın %30'unu da bu tür fonlara mantıklı bir şekilde dağıtmayı öneriyoruz. %15 kaldı, onu ne yaptınız diye sorarsanız. %15'i de likit olması amacıyla TL'de tutuyoruz. Ama TL'de tuttuğumuz kısım tabii enflasyona karşı ciddi şekilde aşınıyor. Neden hala %15 TL'de tutuyorsunuz derseniz. TL'de tutulan paralar için bana çok soru geliyor. Kur korumalı mevduatı öneriyorum ben. Ama enflasyona karşı korumuyor. Korumuyor ama en azından kura karşı dövizdeki geçtiğimiz birkaç senede olduğu gibi bir zıplama olursa ona karşı sizi koruyor. Bu önemli, bedava bir opsiyondur bu. Şimdi enflasyona dayalı tahvil çıkarılabilir. Öyle bir çalışma olduğu söyleniyor. Ne dersiniz? Bu önemli bir şey. Bireysel emeklilik sistemlerinde, yani emekliliğe yönelik tasarruflarda aslında en önemli yapı taşı enflasyona karşı koruma sağlayan tahvillerdir. Bizim bildiğimiz normal tahviller değil. Onlar enflasyona karşı eriyebiliyor son 5 evet. yıldır Türkiye'de gördüğümüz gibi. Ama TÜFE'ye endeksli, enflasyona endeksli veya gelire endeksli, daha da önemlisi bununla ilgili önemli bir akademik çalışma var. Benim Amerika'da bir arkadaşım bu konuya odaklı çalışma yapıyor.
hayat pahalılığına endeksli, satın alma gücüne endeksli tahvilleri öneriyor. Hmm. Özellikle emeklilik sistemlerinde yapı taşı olarak kullanılmakta. Yani dünyada da konuşulan bir konu. Çok gündemde bir konu ve uzun vadeli emeklilik tasarrufuna çok önemli cevap veren bir çözüm bu. Peki Mehmet Bey, çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Ben böyle bir iki başlığı da izninizle izleyicilerimize hızlıca bir göstererek reklama gitmek isterim. Gündemde öne çıkan başlıklar var. Enflasyon gündemin odağında. Bugün sektörlerle, gıda, beyaz eşya, mobilya sektörleriyle bir toplantısı var Hazine Bakanı Nebati'nin. İnşaat maliyetlerinin ikiye katlandığını açıklanan verilerde görüyoruz. Amerika ile Türkiye arasında F-16'lar için yeni bir adım var. Kongreden böyle bir onay isteniyor. Yine Amerika'da enflasyon %8,3 ve 40 yılın zirvesine çok yakın. Fed'den daha hızlı agresif adımlar gelebilir endişeleri küresel borsaları düşürüyor. Kripto paralarda bu düşüşle birlikte adeta bir çöküş yaşadı. Bu hafta Bitcoin iki kez 30 binin altına indi. Sabit coin Terra'da yine böyle büyük bir çöküş yaşandı. Kripto paralar tarafı da yakından izlenmeye devam edecek. Borsaları, yansımaları, merkez bankalarından gelen açıklamaları izlerken Asya'da bu sabah satışların sürdüğünü gördük. Petrol 106 dolarda, altının onsu 1850 dolarda. İçeride altını da hızlıca bir görelim. Gram altın 914 lira, çeyrek altında 1500 liraya çok yakın bu sabah. Bu notla bir reklama gidiyoruz. Borsa %1'in üzerinde, ekside açıldı. Dolar TL 15.30'un üzerinde. Bu sabah Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gelz ile birlikteydik. Tekrar teşekkür ederiz. Bu notlarla sözü Burak Özcan'a devredelim. Şimdilik hoşçakalın.